Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Ben Perihan Tantuğ. İlk seansa hoş geldiniz. Kısa bir güne başlıyoruz. Bugün sürekli işlemler 12.30'da son bulacak. Yarım seanslık bir seans olacak. Ve seansı açmaya hazırlanıyoruz. 5 dakikamız var. VIOP tarafında yatay bir görünüm. Dünya tarafına baktığımızda global çapta da hala risk iştahının düşük seyrettiğini söyleyebilirim. Şimdi global menkul değerlerin Bay Global uygulamasıyla piyasa özetine bir başlangıç yapalım isterseniz. Haberler diyelim. Piyasa özetiyle başlayacak olursak BIST endeksinin güne hafif satıcılı başlangıç gerçekleştirmesini bekliyoruz der Bay Global. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde dünya borsalarında satıcılı fiyatlama devam ediyor. ABD'de TÜFE verisi bugün, ÜFE verisi ise yarın açıklanacak. Bu yüzden yurt dışı tarafındaki satışların da belirleyicisi bugün ABD tarafına 15.30'da açıklanacak TÜFE verisi olacak. Enflasyon öncesinde tahvil faizleri yükselişte, satıcılı seyrin genel olarak teknoloji sektör hisselerinde yoğunlaştığı görülüyor der Bay Global. Enflasyon verisi bugün beklendiği kadar yüksek çıkmaz ya da beklentilere paralel gerçekleşirse son günlerdeki yoğun satış sonrasında bir rahatlama görülebilir. Beklentilerin üzerindeki rakamlarda ise baskı devam edebilir. Bu durumda piyasaları yatıştırmak için hafta boyunca açıklamalarda bulunacak FED üyelerinin açıklamaları takip edilecektir. Beklenti yıllık TÜFE'de %3.6'lık bir artış yaşanması yönünde. Yurt dışındaki dünkü satıcılı seyre rağmen BIST endeksi kısa vadeli destekleri üzerinde tutunmayı başardı kapanışı itibariyle. Hafif satıcılı bir seyirle açılış beklediğimiz endekste yarım günlük bugünkü seansta 1440 ve 1430 seviyeleri destek olarak izlenecek. Yukarıda izleyeceğimiz seviye ise 1450 direnç seviyesi olacak der Bay Global. Evet, buradan dönelim şimdi VIOP cephesine, bir de VIOP'taki teknik seviyeleri konuşalım. VIOP tarafına baktığımızda VIOP teknik bülten diyelim. Evet, global piyasalarda enflasyon endişeleriyle birlikte satıcılı seyir devam ediyor der. Çin'le diplomatik sorunlar yaşayan ve çip tedariği sıkıntısı çeken Tayvan'da piyasalarda görülen %8-9 bandındaki kayıplar Asya piyasalarını da etkiliyor. Piyasalar bugün ABD'de Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak Nisan ayı tüfe verilerine odaklanmış durumda ama biz bu saatte kapalı olmuş olacağız, onu hatırlatayım. Tahminlerin üzerine gelebilecek enflasyon rakamları piyasalardaki satış baskısını da artırabilir demiştik. Yurt içine baktığımızda bayram tatili nedeniyle bugün işlemler yarım gün sürecek. Pay sözleşmeleri için işlemler 12.40'da, diğer sözleşmeler için ise işlemler 12.45'te sona erecek. Sürekli işlemler ise 12.30'da sona verecek. Akşam seansı olacak mı diye çok sık sorular aldık dünden beri. Hayır, bu akşam seansı da yapılmayacak. BİOP30 endeks kontratında geri çekilmelerde nereyi takip edeceğiz? 1525 ve 1510 destek seviyelerine bakacağız. Yukarıda ise 1540 direnç seviyesi izlenebilir diyelim BİOP cephesinde. Ve dolar Türk lirasıyla devam edelim. Dünyada enflasyon endişeleri konuşulurken gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı zayıf bir seyir izliyor. Spot kurda 8.30 üzerindeki hareketlerde 8.35-37 bandına kadar yükselişin devam etmesine neden olabilir. Yakın vade kontratta ise 8.42-45 seviyesi yükselişlerde kısa vadeli ilk hedef seviyeler olarak ön plana çıkarken 8.36 seviyesi ise destek olarak takip edeceğimiz seviye kur cephesinde. Evet, bugün de zaten sabah saatlerine baktığımızda neredeyse gelişmekte olan tüm para birimlerinin dolar karşısında değer kaybettiğini söyleyebiliriz. Ve altın tarafına bakalım. Altın onsta 1840 doların altını çizmiştik. 1840 dolar seviyesi direnç olarak etkisini sürdürüyor. Tahvil faizlerine yeniden oluşmaya başlayan yükseliş eğilimi onstaki yükselişe set çekti. O yüzden enflasyon verisi aynı zamanda ons fiyatlarını da etkileyecek. Dün 1820 dolar desteklerine doğru geri çekilen onsta 1820-1840 dolar arasında kısa vade için dalgalanma devam edebilir. Geri çekilmeler sınırlı kalsa da yükselişin devamı açısından 1840 direncinin geçilmesi gerekiyor der Bay Global. 1840 dolar üzerindeki hareketlerde yeni hedef 1870 dolar olabilir. Ve Borsa İstanbul'un açılmasını bekliyoruz ama hemen bir geri gelebilirsek eğer bir de VIOP yarım gün işlem saatlerine bir göz atalım. Seans açılırken bugün resmi tatil olması nedeniyle yarım gün seans yapılacak dedik. VIOP tarafında pay sözleşmeleri için işlemler bugün 9.30-12.40 saatleri arasında olacak ve diğer tüm sözleşmeler için ise 9.30-12.45 saatleri arasında olacak. Marjin kapamanın son saati ise bugün saat 11. VIOP teminat çekme ve VIOP teminat yatırma son saati ise 11.40 şeklinde olacak. Bugün VIOP akşam seansı için ise yapılmayacak der. Burada Bay Global'de önemli notları yine sizlere aktarmış olduk. Evet, seansın açılmasını bekliyoruz. Yurt dışı tarafında daha satıcılı bir seyir var dedik. VIOP'ta daha yatay bir görüntü var. Bugün kısa sürecek ama tabii ki 2,5 günlükte bir ara vereceğiz. Evet, bugün 15.30'da gelecek enflasyon verisi önemli dedik ama bizde seans kapalı olacak. O yüzden bu enflasyon verisi bu 2,5 gün boyunca yurt dışı piyasalardaki seyri etkileyecek. Biz de bu seyri haftaya pazartesi günü göreceğiz. Evet, Borsa İstanbul'da böylelikle açıyoruz. BIST endeksi güne %0,24'lük düşüşle başlıyor diyelim. Şimdi diğer taraftan baktığımızda aslında bankacılık endeksinde %0,33'lük düşüş söz konusu. Sanayi endeksinde %0,09'luk düşüş var. Holding endeksinde %0,30. Ulaştırma endeksi de yatay negatif açılmış durumda. Teknoloji endeksi ise %0,43'lük düşüşlere işaret ediyor. BIST 30 cephesine baktığımda BIST 30'da aslında hemen hemen tüm hisseler negatif bir açılış içerisinde. İlk sırada burada Koç Holding'i görüyorum %0,73'lük düşüşle. Aselsan, Turkcell, Arçelik olarak bu listenin devam ettiğini söyleyebilirim. Pozitif tarafta ayrışan yalnızca Oyak Çimento var %0,28'lik yükselişle diyelim. Buradan hemen isterseniz bir de eğer varsa hisse senedi teknik bültenimize de bir bakalım. Bugün hangi öneriler var? Tabii ki kısa bir seans olacak dedik. Günlük hisse önerilerimize bir bakalım isterseniz. Burada Ereğli'yi görüyoruz. Alım aralığı 19.90-20.10, stop loss seviyemiz 19.50 ve satış aralığı ise 20.50-20.60 seviyesi. Tüpraş var yine önerilerde. Alım aralığı 95.30-95.50, satış aralığı 97.60-97.65 ve zarar kes seviyemiz ise 93.40. Turkcell var, alım aralığı 15.10-15.20, zarar kes seviyemiz 15 TL ve satış aralığı ise 15.38-15.40 seviyesi ve Vestel Beyaz Eşya'yı görüyoruz. Alım aralığı 49.50-50, zarar kes seviyemiz 48.80 ve satış aralığı ise 52.52.02 seviyesi diyelim. Evet, şimdi detayları konuşmak için sevgili Burak Salman'a dönüyoruz. Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü birazdan bizlerle olacak. O zaman biz hemen buradan kısa vadeli al-sat portföyümüzde de bir göz gezdirelim. Öneriler kısmına girebilirsek eğer kısa vadeli al-sat portföyümüzde neler vardı bir bakalım. Ereğli görüyoruz. Burada alış fiyatı 20-22. Turkcell'i görüyoruz 15-22 alış fiyatıyla. Koç Holding'i görüyoruz 18-79 alış fiyatıyla. Burada Tüpraş var. Kısa vadeli al-sat portföyümüzde 91-65'ten yine listeye girmiş durumda. Portföye dahil edilmiş durumda ve Yataş var 17-05 alış fiyatıyla. Uzun vadeli strateji portföyümüze de bir göz gezdirelim. Burada hatırlayacağınız üzere Pegasus vardı. Hedef fiyatı 109.50. Anadolu Efes var. Hedef fiyatı 37 TL. Koç Holding var 30.70 hedef fiyatı ile. Ereğli var, hedef fiyatına ulaşmış durumda 20 TL ile ve Tekfen'i görüyoruz 24 TL hedef fiyatı ile. Bir de aşağıya devam edebilirsek eğer Türkiye Sigorta'yı görüyoruz 9 TL hedef fiyatı ile ve son olarak Garanti Bankası var uzun vadeli portföyde 13.90 hedef fiyatı ile. Evet, sevgili Burak Salman hazır, hemen kendisine dönmek istiyorum. Burak, merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Perihan. Evet Burak, kısa bir gün olacak ama bu kısa günde yatırımcılar şimdi neye dikkat etmeli? Bugün hangi seviyeleri takip etmeliyiz ve yurt dışındaki bu satış baskısı altında sence Borsa İstanbul'da bir pozitif ayrışma görebilir miyiz? Yurt dışındaki enflasyonist baskılar Borsa İstanbul'u nasıl etkiliyor ve yatırımcılar hangi seviyelere odaklanmalı Burak? Şimdi bugün senin de bahsettiğin gibi yarım gün aslında kısa bir seans olacak. Tabii yurt dışı taraftaki baskı çok önemli. Yani genel olarak teknoloji sitelerine bir satış var. Asya piyasalarında hem korona etkisi, işte hem bu çip üretim krizinin yansımaları diyelim. Bunların bir birleşimi olarak genel bir satış var. Özellikle otomotiv endüstrisi de bundan çok negatif etkileniyor biliyorsun. Genel olarak global çaptaki satışların, negatif ayrışmanın devam ettiğini görüyoruz. Tabii aslında bizim piyasamıza baktığımızda şimdi son dönemde özellikle yani son böyle geçtiğimiz birkaç haftaya baktığımızda yurt dışındaki pozitif ayrışmadan da faydalanamamıştık. Aslında hep böyle yatay bir bant içerisinde hareket etmiştik. Tabii şimdi genel olarak ben de çok ekstra negatif etkilenmedik son dönemde. Biz de geri çekiliyoruz ama biz de büyük ihtimalle bu global piyasalardaki hareketlere paralel bir yön izleyeceğiz gibi duruyor önümüzdeki haftalarda. Burak, şimdi biraz daha hisseler tarafından devam edelim. Bilanço kısmını soracağım sana ama tabii MSCI Türkiye değişikliğine gitti biliyorsun. Dün akşam açıklandı bu veriler. Şimdi Sabancı Holding, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası MSCI Türkiye'den çıkarıldı ve Small Cap'e dahil oldu. Tabii bir değişiklik yok yani yerine giren hisseler olmadı ama small cap'te değişiklikler var. Burada Aksa Enerji'nin Hektaş, Jansa, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Vakıfbank ve Yapı Kredi'nin small cap tarafına girdiğini görüyoruz. Diğer taraftan Aygaz, Sasa, İzmir Demirçelik ve Selçuk Ecza'nın ise çıkarıldığını söyleyebiliriz small cap tarafından. Tabii bana sıkça gelen sorularda tabii bu veri geldikten sonra bunun hisseler üzerine bir etkisi olur mu? Özellikle hani Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ve Sabancı Holding tarafında. Aslında şöyle, şimdi geçmiş MSCI değişikliklerine de baktığımızda özellikle hisseler çıkartıldığında etkisi oluyor. Şimdi şöyle düşünelim, şimdi dün açıklandı, 11 Mayıs'ta açıklandı MSCI değişiklikleri. 27 Mayıs seans sonuna kadar bu değişiklikler gerçekleştiriliyor olacak. Ve ön yapılan tahminlere göre aslında Yapı Kredi Bankası'ndan işte 200 milyon nota yakın bir satış, İşte Türk Hava Yolları'ndan yaklaşık 40 milyon nota yakın bir satış, Sabancı Holding'den yaklaşık 70 milyon nota yakın bir satış olması bekleniyor yabancı yatırımcılar tarafından. Tabii bunlar şu anda tahmin, onu söylemek isterim sizlere. Ama tabii şöyle düşünmek lazım, mesela hatırladığım en büyük MSCI değişikliklerinden bir tanesi, geçen sene yine bu dönemde Arçelik olmuştu. Hatırlatmak gerekirse Arçelik'te geçen sene MSCI indeksinden çıkartılmıştı. Ve hisse fiyatı yanlış hatırlamıyorsam çıkartıldığı zaman 17 TL'ler civarına kadar gerilemişti. Ama burada tabii şirketlerin kendi operasyonel performansları, kendi dinamikleri çok daha fazla ön plana çıkıyor. Yani kısa vadede bir dalgalanma yaşanıyor ama günün sonunda biraz daha orta vadede baktığımızda eğer şirket hakikaten iyiyse, büyüme trendlerini devam ettiriyorsa, borçluluk tarafını iyi kontrol ediyorsa ve global benzerlerine göre iyi bir çarpan sunuyorsa bu o şirketlerin önümüzdeki dönemde de iyi performans göstereceğini işaret ediyor. Hatta bu geri çekilmelerde iyi şirketler için alım fırsatı olabiliyor. Burak, bu arada konu satış rakamları da açıklandı. Nisan ayında yıllık %124'lük bir artış görüyoruz ama şimdi bu faiz ortamında emlak sektöründen de biraz bahsedelim istiyorum. Yani portföylerde sence olması gereken bir sektör mü? Şu anki konjonktürde burada tabii ki ham madde fiyatlarına ciddi bir artış var. Kurun seyri ortada, faizlerin seyri de yine aynı şekilde ortada. Bunun emlak sektörüne etkisi nasıl olur sence önümüzdeki süreçte? Şimdi çok güzel bir noktaya değindin aslında. Nisan ayında çok ciddi bir yükseliş gözüküyor ama tabii geçen sene baz etkisi de var. Tabii baz etkisi var. Ama şöyle söyleyeyim ben size. Aslında şöyle düşünelim. Mart ayında da yükseliş trendi iyiydi. Şubat'ta da toparlanma vardı. Yani emlak sektöründe aslında kademeli olarak bir toparlanmanın öne çıktığını görüyoruz. Tabii bu yaz aylarıyla birlikte daha da yükselebilir, daha da iyi seviyelere ulaşabilir. Çünkü aslında birikmiş bir konut talebi de var. Tabii mevcut kapanma süreci sonlandıktan sonra, geçen sene de hatırlatmak gerekirse bu şekilde bir trend olmuştu. Yaz aylarında bu sürecin emlak satışlarının daha da iyileşebileceğini söyleyebiliriz. En azından tahminsel olarak. Bizim emlak sektöründe, GEO sektöründe aslında en beğendiğimiz şirket Emlak Konut. Hem mevcut portföy yapısı olarak hem potansiyeli olarak düşündüğümüzde hem de net aktif değer iskontosu olarak baktığımızda bizim gözümüzde en cazip GEO şirketi olarak Emlak Konut ön plana çıkıyor. Peki Burak, şunu da sormak istiyorum. Biliyorsun önemli bir haber akışı da geldi. Yani Sinovac Türkiye'ye üretim lisansı verdiğini açıkladı. Evet, aşılama süreci hakikaten çok yakından takip ettiğimiz bir süreç. Tüm sektörleri etkileyen bir süreç. Peki bunun borsa ve borsada işlem gören sektörler üzerindeki etkisini de birazcık konuşacak olursak. Sağlık sektörüne nasıl bir etkisi olur? Turizm tarafını etkiler mi? Ulaştırma tarafına bir etki eder mi? Tabii bu çünkü önemli bir gelişme. Kesinlikle öyle. Tabii lisans verildi. Yani üretim ne zaman başlayacak, ne kadar sürede ne kadar bir ilaç üretilecek ve kullanılacak, aşı üretilecek. Onlar da çok önemli ama bu lisans en önemli aşamadır bizim gözümüzde. Ondan sonrasındaki sürecin daha da hızlı bir şekilde ilerleyebileceğini düşünüyoruz. Tabii ki de aşılama çok önemli. Yani hem ilaç sektörü için çok önemli ama bunun en büyük etkisinin biz ulaşım ve turizm sektörüne olacağını düşünüyoruz. Bizim için Türk Hava Yolları, Pegasus ve TAV'ın performansı çok önemli. Yani bu noktada da biz bunların performansını gözlüyor olacağız. Özellikle yaz aylarındaki trendi kaçırmamak açısından. Çünkü bu şirketlerin de baktığımızda aslında karlarını oluşturdukları aylar genelde Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayı. Yani tam o yaz sezonu. Bu dönemde kaçırmamak adına aslında bu sürecin bu kadar erken başlaması da bizim için olumlu bir gelişme. Aşılama süreci ne kadar hızlanır ve genele yayılırsa havacılık, turizm gibi sektörlerin çok hızlı bir şekilde yeniden eski performansına kavuşabileceklerini düşünüyoruz açıkçası. Ve Burak, tabii ki sana aynı zamanda demir-çelik sektöründe sormak istiyorum. Ereğli ve Kardemir başta olmak üzere tabii ki endeksin çok üzerine bir performans sergiliyorlar ama her gün de bu arada demir cevheri fiyatlarına baktığımızda evet bir artış var. Bugün de bir pozitif ayrışma var orada aslında emtialarda da karşılaştırdığımızda. Bu sürdürülebilir mi? Yani hani geçici bir süreç olduğunu mu düşünüyorsun yoksa hakikaten biz 2021 yılı boyunca demir-çelik sektörünü konuşmaya devam ediyor olacağız mı? Perihan, çok güzel bir noktaya değindin. Aslında biz 2021 yılının genelinde diyelim demir çelik sektörünü konuşmaya devam ediyor olacağız. Hatırlatmak gerekirse yılbaşında Ereğli'yi, Kardemir, hani bu tarz demir çelik şirketlerini ön plana çıkarttığımızda demir çelik fiyatları aslında bundan, bu seviyelerinden çok daha aşağıdaydı. Şimdi her ay, her hafta giderek üzerine koya koya demir çelik fiyatları yükseliyor. Özellikle Çin demir çelik sektöründe global çapta çok önemli bir oyuncu ve trendleri belirleyen bir ülke. Şu anda da mevcut arz-talep dengesizliği yüzünden demir çelik fiyatlarında çok ciddi bir yükseliş var. Tarihi seviyelere ulaşmış durumda. Tabii bunların şirket etkisi nasıl oluyor? Şimdi şirketler bu demir çelik ürünlerini, demir çelik üreticileri ürünlerini vadeli satıyorlar. Hani önümüzdeki birkaç hafta ya da birkaç aylık süreci aslında satışlarını anında tamamlamış oluyorlar. Dolayısıyla mevcut yüksek fiyatlar, yani şu andan düşmeye başlasa bile ya da yavaşlamaya başlasa bile aslında bu fiyatlarla önümüzdeki süreçteki satışlarını tamamlamış oluyorlar. Dolayısıyla yani bunun etkisi geçti. İşte demir çelik fiyatları düşmeye başladı dediğimiz noktadan bile aslında birkaç aylık süreçte bile bunun şirket finansallarına etkisinin, olumlu etkilerinin yansımasını görmeye devam edeceğiz. O yüzden biz demir çelik sektörü konusunda pozitif kalmaya devam ediyoruz. Hatta Ereğli bizim izleme listemizde. Ereğli'yi de uzun vadeli model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Kısa vadeli model portföyümüzde de uygun fiyatta gördüğümüz noktalarda, cazip noktalarda da ekleyip çıkarma yönünde, o pozitif yönde aksiyon alıyoruz Ereğli özellikle. Hatta Burak, şunu da soracağım. Sabah da biliyorsunuz uzun vadeli portföyünde bir üzerinden geçmiş olduk tekrardan. Ereğli'nin de hedef fiyatı 20 TL ama hedef fiyatının üzerinde. O zaman hedef fiyatına bir revizeye gideceksiniz diyebilir miyim? Tabii biz sadece Ereğli üzerinde değil, aslında şimdi ilk çeyrek finansalları da tamamlanıyor. Hani genel bir izleme listemizdeki şirketler üzerinde de hem yeni makro tahminlerimizde hem yeni risk getiri oranı tahminimizle birlikte genel bir hedef fiyat revizyonları yapıyor olacağız. Bütün izleme listemizdeki şirketler için. Şimdi birazcık daha makro tarafa da bakacak olursak Burak, biliyorsun şimdi ABD tarafında özellikle başlayan bu enflasyonist baskı tüm dünyada küresel çapta bir satış baskısına dönüştü. Tüm hafta boyunca endekslerde satıcılı bir seyir vardı. Bugün önemli, biz kapanmış olacağız ama saat 15.30'da enflasyon verisini karşılayacağız ABD tarafında. Mesela Fed Yönetim Kurulu üyesi Brainard'ın açıklaması benim için çok önemliydi. Çünkü dedi ki evet biz burada hep diyoruz ya varlık alımını azaltır mı Fed diye ve bunun karşısında da yükselen hisse senedi fiyatlarını örnek gösteriyoruz. İşte piyasalar çok yükseldi, artık varlık alımını durduracak mı Fed diyoruz ama bunun doğru bir gösterge olmadığını, yani sırf hisse senedi fiyatları yükseliyor diye Fed varlık alımını azaltmaz dedi Brainard. Yani sen nasıl karşılıyorsun? Bugün enflasyon verisi sence nasıl gelebilir ve sonrasında da bizi TL varlıkları nasıl etkileyebilir Burak? Çok teşekkürler. Çok güzel bir soru. Şimdi aslında geçen haftaki yayınımız öncesinde de Yellen'in bir açıklaması olmuştu. Özellikle faizler konusunda beklenenden daha önce arttırılmalı şeklinde. Ondan sonra hatta kendi söylediğini açıkçası düzeltmek zorunda kalmıştı. Şimdi enflasyonist baskı tabii ki de önemli. Çünkü parasal genişlemeye, yani Amerika baktığımızda tüm dünya ülkelerinden daha önce gitti. Hatırlatmak gerekirse geçen sene Mart ayının başıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok ciddi bir parasal genişleme ve faizleri %0 seviyesine indirerek aslında bu korona ile ilgili olarak en önemli, en hızlı önlemi Amerika Merkez Bankası Fed almıştı. Şimdi bundan sonraki dönemde tabii enflasyonist baskı gün geçtikçe kademeli olarak hissedilmeye devam ediyor olacak. Tabii varlık alımları da çok önemli bir nokta. Bunun azaltılması süreci hani belki yakın zamanda olmayacak ama biz bunu biraz daha orta vadede varlık alımının azaltılması gerektiğini tabii ki de düşünüyoruz. Çünkü azaltılmaması durumunda aslında bu da emtia fiyatlarını da yükseltiyor. İşte genel olarak enflasyonist baskıya neden oluyor. Bir süre sonra da aslında bu da faiz arttırımıyla karşılanıyor olacak. O yüzden ben kısa vadede değil ama biraz daha orta vadede varlık alımlarının da azaltılacağını açıkçası bizler düşünüyoruz. Peki bunun bizdeki baskısı nasıl olur Burak? Çünkü şöyle bir durum da var. Yani yurt dışı tarafında bu fiyat performanslarına baktığımızda hakikaten hani tarihi zirveler konuşuldu ama biz kendi iç gündemimize odaklandık. Bunun nedeniyle tabii ki hani BIST endeksi bir miktar geride kaldı. Hatta aynı zamanda dün de bununla ilgili bir hani grafikte paylaşmıştım. Yani şu gelişmekte olan ülkelerin Nisan ayı performanslarına baktığımızda Türkiye negatif ayrışan 7-8 endeksten birisi. Geri kalanların hepsi Brezilya'dan Arjantin'e, işte Suudi Arabistan'dan Polonya'ya kadar hepsi zaten hani pozitif bir performans sergiledi. Evet bizde bir negatif ayrışma vardı ama burada bir varlık alımında azaltım yönüne giderse Fed bizde herhangi bir pozitif ayrışma olabilir mi? Hem bunu sormak istiyorum hem de bilanço dönemi bitiyor. Bizim hani en nasıl diyeyim oynak olduğu zamandır bilanço dönemi, biliyorsun endeksin. Hisse bazlı hareketler, sektör bazlı hareketler ön plana çıkar ama endekse çok ciddi bir ivme kaydedemedik. Neden? Daha yukarıdaki gap'imizi bile kapatamadık. Yani bunu bilanço döneminde kapatamadıysak eğer bilanço döneminden sonra kapatmamız daha zor olabilir diyebilir miyiz? Yoksa bu yanlış bir bakış açısı mı olur? Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi Fed'in varlık alımını azaltması hani sadece Türkiye değil, gelişmekte olan ülkelerden de bir para çıkışına neden olabilir. Çünkü varlık alımı azaltıp faizleri arttırdığı durumda aslında global çaptaki likit de tekrar Amerika'ya geri dönebilir. Bu çünkü bir süredir tecrübe etmediğimiz bir konu. Aslında tam tersi bir süreç söz konusu. Bu tarz bir gelişme olursa sadece Türkiye'den değil aslında genel olarak da EM para şeylerinden, para birimlerinden, endekslerinden çıkış olabilir. Şimdi çok güzel bir nokta aslında ilk çeyrek finansalları bu dönemi endeksin yani aslında ilk çeyrek finansalları şirketler açısından genel olarak iyi açıklandı. Beklentilerin üzerinde geldi. Ama tabii endeks buna ayak uyduramadı. Tabii son dönemde son birkaç haftadır diyelim CDS'ler de çok yüksekti. Şimdi onlar kademeli olarak gevşiyor. İşte banka bilançoları iyi açıklandı. Bundan sonraki dönemde aslında bankacılık endeksi bir ön plana çıkabilir. İşte tam kapanma sonrasında, şimdi biliyorsun 17 Mayıs'ta tam kapanma sonlanıyor. Bundan sonraki dönemde beyaz eşya, otomotiv, daha çok böyle işte mobilya gibi daha çok tüketim odaklı, dayanıklı tüketim odaklı sektörler tekrar ön plana çıkabilir. Yani aslında bizim borsamızda, endekste sektörel bazda hikayeler ve katalistler çok fazla. O yüzden biz bundan sonraki dönemde de tabii ki de yine volatilite devam edebilir. Ama sektörel bazda da biz pozitif hareketlerin olabileceğini düşünüyoruz. Evet, diğer taraftan mesela işte hani bilançolardan bahsettin ya, hangi bilançoları beğendiğini de sormak istiyorum. İşte en son Enkan'ın bilançosunu karşıladık, hatta beklentilerin üzerinde bir net kar geldi. Görüyorum şimdi aracı kurumlarda fiyat revizeleri gelmeye başladı. Senin beğendiğin hisseler ya da sektörler, şimdiye kadar açıklanan bilançolar nezdinde neler oldu mesela Burak? Şimdi şöyle, aslında beğendiğimiz gelen sektörler, sektörel bazlı baktığımızda özellikle beyaz eşya sektörünün sonuçları çok iyi geldi. Çünkü orada devam eden bir talep var. Hem yurt içi hem de yurt dışı tarafta ihracat ve uluslararası satışlar anlamında oldukça iyi bir çeyrek ve maliyetleri de kontrol edebildikleri bir çeyrek oldu. Çünkü aslında şimdi hep diyoruz ya, Demirçelik iyi gidiyor çünkü Demirçelik fiyatları yükseliyor. Bu tabii bu şirketler için iyi ama Demirçelik bazı şirketler için girdi. Yani buna baktığımızda mesela beyaz eşya için, otomotiv için ki bu tarz sektörler için de girdi. Aynı şekilde plastik fiyatları da. Şimdi plastik tarafında da, petrokimya tarafında da Petkim'in de sonuçları çok iyi geldi bu arada. Demirçelik tarafında Ereğli, Kardemir, bunların sonuçları oldukça iyi geldi. Beklenti üzeri geldi. Beyaz eşya tarafında işte Arçelik, Vestel Beyaz gibi şirketlerin de sonuçları gayet iyi geldi. Tabii beyaz eşya şirketleri ham maddeyi, özellikle girdileri hedge ediyorlar. Yani önümüzdeki birkaç ay için hedge ederek gidiyorlar. Dolayısıyla hedge edilmiş fiyatları olduğu için aslında ilk çeyrek finansallarına bu Demirçelik fiyatlarındaki artış çok fazla yansımadı. Bu tarz şirketlere özellikle ikinci çeyrekte bir miktar daha fazla ham madde maliyetleri yansıyabilir. Tabii bunu fiyatlarla, fiyatlama trendlerindeki düzenlemelerle kompanse edebilirler diye düşünüyoruz. Tabii şimdi bizim izleme listemizde yine bu dayanıklı tüketimle ilgili olarak Yataş'ın henüz sonuçları açıklanmadı. O da beğendiğimiz bir şirket. Biz Yataş'ın da sonuçlarının güçlü gelmesini bekliyoruz açıkçası ilk çeyrek özelinde. Bahsettiğim gibi otomotiv sektöründe ilk çeyrek sonuçları gayet iyi geldi. Ford, Tofaş ve Doğuş Otomotiv bizim izleme listemizde. Onların da sonuçlarını beğendik. Gayet iyi geldi. Tabii son olarak da aslında bahsetmemiz gereken bankacılık sektörü. Bankacılık sektöründe de ilk çeyrekler aslında çok büyük bir sürpriz oldu bizim için. Çünkü neredeyse her bankanın sonuçları beklentilerin üzerinde açıklandı ve yıllık ve çeyreklik bazda da iyileşmeler var. Bu tabii zor geçmesi beklenen bir çeyrekte bu tarz pozitif sürpriz olması açıkçası biz bankacılık üzerinde olumlu karşıladık. Evet Burak, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. Şimdiden bayramını da kutluyorum. Bayramdan sonra tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi bayramlar. Evet efendim, şimdi kısa bir aramız var. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında Mehmet Ali Yıldırım Türk hocamız bizlerle olacak ve altın fiyatlarını konuşacağız. Dilediğiniz her an, her yerden erişim. Bay Global, yatırım kararlarınızı işleme dönüştürmek için ihtiyaç duyduğunuz her şey. Bay Global'in size özel ayrıcalıklarla dolu dünyasına hoş geldiniz. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Bay Global tarafında kısa bir haberim var. Ereğli'ye bakmak istiyorum. Ondan sonrasında Mehmet Ali Yıldırım Türk hocamıza döneceğiz. An itibariyle %1'lik yükseliş görüyorum. Ereğli'de fiyatlarda 20-26, 20-28 seviyesinde. Ereğli'de teknik hedef 20-50-60 seviyesi. Genelde de zaten satış gelen bölge orası. Kısa vadeli alsat portföyümüzde ve günlük önerilerimiz arasında yer alan Ereğli'de pozitif momentum hakimdir. Bay Global hissede tepe seviyelerinin geçtiği 20-50-60 teknik hedef bandı olarak takip edilebilir der. Evet, anlık fiyatı da sizlerle paylaşmış olduk. Şu an 20-26, 20-28 seviyesi çalışıyor Ereğli tarafında. Evet, altın fiyatlarına baktığımızda bugün enflasyon ve rakamlarını takip edeceğiz dedik. Amerika tarafında şu an 1833 dolar seviyesinde ons altın, diğer taraftan gram altın ise 491 lira seviyesine ulaşarak tabii 500 lira sınırına yine gelmiş oldu. Detayları sormak için şimdi sevgili Mehmet Ali Yıldırım Türk hocamıza dönmek istiyorum. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Perihan Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi son zamanlarda hocam tabii ons altına bir atak gördük ama bu atağın devamı için de sanıyorum bugün ABD tarafındaki enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Malum bu hafta boyunca bu enflasyonist baskı süreci yurt dışı tarafında çok konuşuldu. Bunun fiyatlar üzerine etkisini de gördük ama ons altın cephesine nasıl bir etkisi var? İsterseniz ons altına başlayalım hocam. Evet, özellikle tabii Amerika'da yüksek likiditenin getirdiği enflasyon beklentisi eğer bugün açıklanan rakamda da kendini gösterirse bir faiz artırımı beklentisi olabilir. Biraz da enflasyona karşı altında güvenli liman özelliğini tekrar öne çıkarabilir. Bu beklentiyle de zaten bir miktar altının yükseldiğini de görüyoruz. Ama bunun dışında yüksek likidite, jeopolitik gerginlikler, özellikle de Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin bugünlerde biraz daha aşağıda seyrediyor olması yine bizim takip ettiğimiz konular arasında ve bu nedenle de altın özellikle teknik olarak 1792 dolar onstaki teknik direncini aştıktan sonraki orası 200 günlük ortalama fiyat seviyesi 1850'ye doğru bir hareket içine girmiş durumda. Ama tabii bugün açıklanacak veri eğer düşük gelirse o zaman bunda bir düzeltme hareketi görülebilir. Dün de zaten 1835-1825 bandında hareket etmişti. Tabii biz öğleden sonra kapalı olacağız ama dış piyasa yine bu fiyatları izleyecek. Biz de izleyeceğiz bilgi olarak. Dolayısıyla bu önemli ama enflasyon eğer hakikaten bir yükseliş içine girirse Janet Yellen'ın, Hazine Bakanı, Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen dediği gibi daha erken bir faiz artırımı beklentisi oluşturabilir. Bu da tabii bir miktar altını da güvenli liman özelliğini öne çıkarabilir. Burada tabii faiz artırılınca muhakkak ki bunun altın fiyatı üzerinde baskı oluşturması beklenirken burada reel getiri daha çok önemli. Eğer faiz artırımında reel getiri yüksek olursa altın bundan olumsuz etkilenir. Faiz artırımı reel getirisi düşük olursa altın bundan olumlu etkilenir. Ama bunların hesabını daha önümüzdeki epeyce bir zaman var. Çünkü FED'den gelen açıklamalar henüz daha enflasyon olsa da biz buna biraz daha göz yumacağız. %2'ler olsa da hemen bir faiz artırımına gitmeyeceğiz. Çünkü pandeminin özellikle Amerika'da ve dünyada etkileri bize de muhakkak ki etkileyecektir şeklinde bir açıklamalar da var. O bakımdan yine de tabii bir gösterge olarak enflasyon, bu bugün Almanya'dan da açıklanacak mafi. Bu önemli tabii ki ama şunu da dikkat etmek gerekir. Yaklaşık 10 gün içinde altının bir anda 1790 veya 1785 dolar seviyelerinden 1835-1845 dolara doğru yükseldiğini görüyoruz. Bu hızlı yükselişin bir miktar satışları da gelebilir. Bir düzeltme hareketi dış piyasa itibariyle olabilir. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Biz tabii birazcık kısa vade konuşuyoruz ya, daha uzun vadede 2021 yılını kapsayacak bir şekilde ons altın fiyatlarını değerlendirecek olursak sizin de birçok kişinin beklentisi var çünkü 2000 dolar üzerinde yeni bir zirve beklentiniz var mı ons altın tarafında? Evet, geçen sene kadar hızlı bir yükseliş trendi içinde olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir taraftan bazı olumsuzluklar yavaş yavaş aşılıyor. Bunlardan birisi de işte aşının yoğun bir şekilde yapılıyor olması. Çin, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde artık bir normalleşme sürecine giriliyor olması o tedirginliği biraz azaltmış durumda. Ama bu arada tabii özellikle Amerika'da yüksek likitte ve son dönemde vatandaşın cebine konulan çeklerle $1400 gibi bir yardım paketi oldu. Bunun da tabii harcamalara veya borç ödemelerinde bir hareketlilik getireceği için bunun altına desteği olduğunu görüyoruz. Bir de tabii Trump döneminde daha çok jeopolitik gerginliklere dikkat ediyorduk. Bu dönemde yine o jeopolitik gerginlikler var ama agresif bir haber akışının şimdilik olmadığını görüyoruz. Ama jeopolitik gerginlikler de yine fiyatlanacak diye düşünüyorum. Bunları üste koyduğumuz zaman ben 3. çeyreğin sonuna doğru, yani Eylül-Ekim ayında altın fiyatının işte sizin de söylediğiniz gibi $2000, $2150 seviyesine doğru hareket edeceği kanaatindeyim. Ayrıca bu konuda şunu da söylemek istiyorum. 2008'de bir mukayese ettiğimiz zaman, 2008 yılında işte global finansal kriz sırasında yükseklik likitte sunulmuştu yine piyasalara ve bu yüksekliklerin altın üzerindeki etkisi ancak 2011 yılında gördük ve $1923 tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan bir altın fiyatı oluştu. Daha sonra faizler indirilmeye başlayınca, artırılmaya başlayınca buradan bir miktar gerilemeler söz konusu oldu. Benzer şekilde şimdi 2020 yılında başlayan bu yine finansal kriz diyelim, biraz da pandemiden kaynaklanan bir gelişme. Bunun tabii ekonomilere yansımaları daha da fazla olacak diye düşünüyorum. Bu çerçevede mukayese ettiğimiz zaman 2023-2024 senesinde altının daha belirgin bir şekilde yükseliş trendi içinde olacağını ben düşünüyorum. Onun için orta ve uzun vadeli alım yapmanın bu noktada daha stratejik bir karar olduğunu düşünüyorum. Hocam peki ons altın mı gram altın mı sizce? Yani kur tarafındaki beklentiniz nedir? Burada gram altın alan yatırımcı tabii hem ons altının hem de dolar Türk lirasının riskini almış oluyor. Ama aynı zamanda mini de bir portföy yapmış oluyor. O yüzden peki ons altına bir zirveye gidilirken aynı zamanda dolar Türk lirasında sizin eğer yukarı yönlü bir beklentiniz varsa gram altın ons altından daha iyi bir performans gösterebilir mi? Hem gram altın hem de dolar Türk lirası cephesindeki yorumunuz nasıl olur? Şimdi tabii bazı vatandaşlar veya yatırımcılar soruyorlar işte dolar mı alayım altın mı alayım şeklinde Türk lirası var elimde diye. Biz de onlara diyoruz ki eğer dolar almak istiyorsan o zaman altın al, çünkü altın aldığın zaman çarpan etkisi zaten dolar almış oluyorsun. O bakımdan en azından doların yükselişini de bu şekilde karşılamış oluyorsun. O bakımdan TL bazında altın alman daha doğru diyoruz. Ama dolar tabii TL'deki beklentilerim kısa vadede 8.10'la 8.50 arasında Perihan Hanım. Böyle olunca da çarpan etkisi hala dolar TL'de altın üzerinde devam edecek gibi görünüyor. Bu noktada eğer altın onsu olası bir geri çekilme, örneğin işte $1792 ons seviyeleri geriledi. Oradan 1765'e geldik. O zaman dolar TL'de de çok fazla bir değişiklik olmadı. O dolarla altın almak daha doğru o zaman. Şimdi $58.800 bir kilo altın veya $58.8 bir gram altın. O zaman 55.6 veya da $55.600 veya $56.000 olmuş olsa bile siz dolarla örneğin 8.35, 8.25 bandındaki bir dolarla altın almanız size daha ucuza gelmiş olur. O bakımdan böyle denenebilir. Hatta elinizde 8 liranın altında dolar fiyatı varsa dolarda beklemek yerine o düşük fiyatlı dolarla altın almak o dönemde daha iyi olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle tercihler yapılabilir. Peki gümüş tarafında hocam, yani hem ons gümüş tarafındaki beklentilerinizi sormak isterim. Hem de burada da yine aynı şekilde ons altın ve gram altın karşılaştırması gibi ons gümüş ve gram gümüş karşılaştırması da yapabilir miyiz? Tabii özellikle gümüş geçen sene biliyorsunuz çok parlatıldı. İşte eğer Biden hükümeti kazanırsa altyapı yatırımlarına önem verecek. Bunlar daha ziyade enerji tarafı çok önemli. İşte güneş enerjisi, nükleer santraller, buralarda gümüş kullanılacak ve yüklü miktarda gümüş talep olacak endüstriyel olarak. Dolayısıyla şimdiden ucuz gümüşten almak daha iyi. Hala altının rasyosu işte 77'ler filandı o dönemde. Şimdi 68'ler seviyesinde. Bu bakımdan gümüş altından daha çok kazandırılacak gibi bir yaklaşım vardı. Fakat Biden hükümeti geldi, evet, altyapı yatırımlarına da önem vereceğini söyledi ve 2,3 trilyon dolarlık bir yatırım için para ayrıldı. Fakat bunun bugünden yarına hemen yatırıma dönüşmesi biraz güç görünüyor. En az 3 sene gibi bir süreç içinde. Evet, gümüş fiyatı bu noktada altından ayrışarak biraz daha hızlı yükselebilir ama yükselen bu fiyatın endüstriyel olarak çok fizibil olmayacağı için bunun yerine başka bir alaşım veya metal kullanılabilir. O da gümüşün yükselişini frenleyebilir. Bu noktada portföylerde eğer yatırım amaçlı gümüş bulundurmak istiyorsanız altına göre, örneğin altın portföylerde %30, %40 bulundurulabilir önerimiz var. Gümüşte ise hani oradan da biraz kar edeyim diye düşünürseniz orada da %10'dan fazla olmaması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bugünlerde gümüşle altın paralel gidiyor. Gümüş gerilediği zaman biraz daha doğrusu altın gerilediği zaman gümüş biraz daha fazla geriliyor. Altın yükselirken de gümüş biraz daha fazla yükseliyor. Böyle bir rasyo değişikliği oluyor zaman zaman. Ama burada da ons bazında almanın TL bazında almaktan daha istifadeli olduğunu söylemek istiyorum. Her ne kadar kaydi olarak da alsanız TL bazında biraz daha onsa göre pahalı olabiliyor. O bakımdan ben ons bazında alınmasının, dolar ons bazında alınmasının daha doğru olduğunu ve kaydi olarak alınmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü serbest piyasada TL bazındaki gümüş fiyatının alım-satım farkının, daha önceki yorumlarda da sizinle bunu paylaşmıştım, %10 seviyesinde. Ama altının alım-satım farkı %0,5 seviyesinde. Dolayısıyla biz altını örneğin 1 lira veyahut da kilogramda 1000 lira farkla satıyor isek, aynı miktarda parayla 68 kilo gümüş aldığımızda onu 15 bin liralık bir farkla alıp satmış oluyoruz. O bakımdan TL bazında almak yerine yine ekranlardan, aracı kurumlardan ons bazında ve dolar bazında alıp satmanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Oradaki beklentilerim de kısa vadede 24.50 dolar onsla 28.50 dolar ons aralığında. Bu aralıkta işte altının da 1875 dolar şimdi zirve görünüyor kısa vadede. Gerilemelerde de biraz önce belirttiğim gibi 1815 dolar seviyeleri böyle mukayese edildiğinde gümüşte de buna paralel bir fiyat aralığı olacak gibi görünüyor. Hocam çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Sağ olun, var olun. Bu arada ben de şimdiden sizin bayramınızı da kutluyorum. Ben teşekkür ederim. Ben de sizin aracılığınızla tüm izleyicilerin ve tüm kanaldaki arkadaşların bayramlarını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah hocam. Çok sağ olun. Evet efendim, şimdi ilk seansın sonuna gelmeden hemen kısaca bir rakamlara bakacak olursak, an itibariyle Borsa İstanbul cephesinde yatay ama negatif seyrin devam ettiğini söyleyebilirim. Dün 1440 puan seviyesi bizi tutmuştu bildiğiniz gibi. Şu anda orası destek görevini görüyor. 1441 puan seviyesi çalışıyor. 2 milyarlık hacim var şu an itibariyle Borsa İstanbul tarafında. Ulaştırma endeksi bir miktar aşağıda seyrediyor. %1'in üzerinde kayıplar var. Özellikle dikkatimi ulaştırma endeksi çekti. Zaten hacimlerde de ilk sırada Türk Hava Yolları'nı, ardından da Kardemir'de ve Ereğli ikilisini görüyoruz diyelim. Şimdi isterseniz kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra kripto para ile kaldığımız yerden devam edelim.